normal bildiğimiz klasik tanıtım. Tabii. Murat Cemcir, ben 1976 Tokat doğumluyum. Ah senin ilk sallayayım. 2000 yılında İstanbul'a geldim. Wing Chun biliyorum, ok çalıyorum. Orta derecede İngilizce biliyorum. Ortaokul derecesinde. Daha önce Gazi dizisinde oynadım. Bir Bulut Olsam dizisinde oynadım. Ramazan Güzeldir. İskilere giderken olay bu. Ya işte işler güçler böyle hocam bizim. Arkadaş, biraz makyajla oynayacaksın. Seni kel yapıp saçlarını bir yandan öbür yana taralı göstereceğiz. Bu tip makyaj malzemelerine falan alerjin var mı? Yani özellikle ruj kullanmam fakat yani... sıkıntı yok hocam. Biz ailecek, biz kalısadır bizde kellik. O yüzden ben hiç öyle kullanmadım hayatım boyunca. Yani siz bana rolü layık görün, ben gereğini yaparım. Şimdi Naitciğim... Pardon, sizi bölmek istemezdim. Maksadım sizi kesinlikle düzeltmek değil. Ve fakat birazdan sergileyeceğim performansın kaymağını... Nait isimli arkadaş yemesin diye söylüyorum. Murat Cemcir, ben düzeltiyorum. Rüzgardan biraz hızlı, ışıktan biraz yavaş. Orada yazıyor olması lazım. Peki Murat, şimdi biz 100 dakikalık sitcom yapacağız. 100 dakikalık sitcom deyince oksimoron zannettin mi? pardon hocam, ben şaka babında söylemiştim. Buyurun dinliyorum. Haliyle bir süre sonra senaryodan çok tema veriyoruz biz oyunculara. Onlar doğaçlıyorlar. Bir iki tema deneyelim o yüzden. Hocam yani tekst olur, doğaç olur fark etmez yani. Maksat duygu çıksın. Tamam. Tema şu. Sen eve geliyorsun. Böyle acayip hafif meşrep bir karın var. Yatak odasına giriyorsun. Karın başka bir adamla. Ama sen öyle iyi niyetli, öyle iyi niyetlisin ki... başka şeylere yorman gerekiyor. Başla Murat. Anladım. Yalnız hocam tekst bambaşkaydı, daha başkaydı. Tam tersi diye ben hatırlıyorum ama. Bir sıkıntı mı var? Yok, bir sıkıntı yok. Ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Tema güzel. Tema güzel. Bu sahne kesinlikle var mı hocam filmde? Pilot bölümün en bomba sahnelerinden biri olacak. Kesin var yani. Başlayabilir miyiz Murat? Tabii tabii hocam. Yatak olarak burayı kullansak. Bu da battaniye olabilir mi hocam? Olur. Yünlü kısmını şey yapayım. Yani terleyecekler ya, çevirirler. Aa, karıcığım ben geldim. Abi kim? O da gelmiş. Şive Murat, şive. Şive. Ha şive, tamam. Karıcığım. Bu da kim? Misafirimiz mi var? Abi al lokum. Lokum yesin. Yüksel Murat, yüksel. Halk 37 ekrandan izleyecek seni. Mimik görelim biraz. Mimik, mimik. Yüksel. Tabii hocam. Fıtı fıtı fıtı. Doğal gazdan tasarruf için mi girdiniz yatağın altına? He? Beyefendi, ısınıyorsanız bir şey demiyorum ama öbür türlü ise çok kaybediyorsunuz, beni kaybediyorsunuz. Hani bu laf sanaydı? Yüksel! Hamit abi, sen ne zaman geldin? Lehame ne yapıyorsun? Dur bekle, hemen geliyorum. İstakayı alıp geliyorum. İstakayı alayım, beraber oynayalım. Üç top oynayalım. Bir, iki, üç, geliyorum. Yüksel, yüksel Murat! Lan sizin! Hep mi beni bulur lan? Ne kadar vefasız kadın varsa hepsi mi beni bulur lan? Ne kadar güvendiğim arkadaşım varsa hepsi mi beni yere yolda bırakır lan? Hepsi mi beni satar lan? Her tuttuğum dal beni elinde mi kalacak lan bu hayatta? Hep mi böyle olacak lan? Allah belanızı versin lan sizin! Yazık lan! Günah değil mi lan bana? He? Günah değil mi lan bana? Şu bana yaptığınıza bakın lan! Ben kendimden böyle nefret etmek zorunda mıyım lan? Bir de kameraya koymuşsunuz çekiyorsunuz. Çekil! Çekil lan! Çok güzel film olur benim hayatımdan. Çok güzel film olur. Adını da ben söyleyeyim. Afişe altın harflerle yazın. Çok güldük. Başımıza bir gelecek var. Ben şimdi gidiyorum. Nereye biliyor musunuz? Benim 3 tane arkadaşım var. Onların yanına gidiyorum. Ooo, çok dokunaklıydı. Oo, çok mu dokunaklıydı? Diziye bambaşka bir doku getirebilir bu. Bravo Murat. Bravo. Murat değil hocam bu arada, pardon. Nait. Arkadaşa kıyam olsun. Hadi eyvallah. Hocam buyurun. Lokum çifte kavrulmuş. Arkadaşa da verirsiniz. Ben battaniyeyi alıyorum. Hanım size kalsın, zaten çıplak. Arkadaş bir, siz iki, üç. Istakayı unutmayın, dörtlü. Hadi görüşürüz.